Merhaba, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün aslında yeni bir şey başlatalım dedik biraz. Fransa'da okuyan bizler, arkadaşlarımız, canlarımız, herkes kendi okuduğu bölümü anlatsın. Böylece biraz Fransa'daki işleyiş üzerine kafanızdaki sorular bir nebze cevaplanır belki. Tabii ki bunu yapmayı benden başlayacağız. Başka kimden başlayacağız? Ben Paris 10'da yani Nanterre'de sosyoloji okuyorum. İkinci sınıftayım. Size biraz sosyoloji bilimden bahsetmeyeceğim bugün. Yani böyle bununla kafanızı atmak istemiyorum. Zaten bilen biliyordur, isteyen de biliyordur. Size daha çok kendi derslerimden, ödevlerimden, projelerimden bahsedeceğim. Bunu da ilk senenin dersleri üzerinden yapacağım. Burada şimdi onların hepsini açtım önümde. Ama ilk önce biraz anlatayım Nanterre'i. Nanterre'de kendi derslerinizi kendi seçmiyorsunuz. Sadece bir tane seçmeli dersiniz var ve bunu belirli bölümlerden seçebiliyorsunuz. Mesela bizde tarihten, antropolojiden, etnolojiden, coğrafyadan seçilebiliyor. Şimdi yeni felsefeyi de eklediler hatta bunların arasına. Yani önünüze aslında bir program veriliyor diyebiliriz. Ama bu benim için daha iyi oluyor. Çünkü öbür türlü gerçekten kaybolurdum herhalde diye düşünüyorum. Çünkü lisansta biraz daha temeli almak adına belki daha iyi olabilir sizin gerçekten önünüze verilmesi programı. Bir de şunu da anlatayım. Fransa'daki okullarda hepsinde için geçerli olmasa da bu aslında her dersin bir amfisi ve TD'si oluyor. Amfisi yani SEM dersleri bayağı bildiğiniz bir amfide bütün bölümle beraber girdiğiniz dersler. TD'si de sınıf dersleri yani bir sürü grup sınıfa ayrılıyorsunuz. Sosyoloji bölümünün ikinci senesi veya birinci senesi olarak ve sınıfta hocalarla ders görüyorsunuz. Sınıf hocaları daha çok işte master ve doktora öğrencileri oluyor. O yüzden daha rahat bir ortam oluyor. Aslında sınıf dersleri amfileri desteklemek için ortaya çıkmış diyebiliriz. Bunu açıklıyorum çünkü şimdi dersleri anlatırken işimize yarayacak. Evet, o zaman ben geçeyim direkt ilk sınıfın derslerine. Birinci dönem biraz daha böyle genel sosyoloji üzerine bir fikir edindiğiniz bir dönem diyebilirim. Mesela Introduction à la Sociologie Générale, Histoire de la Sociologie diye bir ders var. Bu yani sosyolojiye giriş ve sosyoloji tarihi gibi bir ders. İşte doğuştan itibaren sosyolojiye böyle bir genel bakış atıyorsunuz tarihsel bir boyutta. İşte sınıf derslerinde de daha çok işte bu mesela amfilerde gördüğümüz ekollerin sınıf derslerinde makalelerini okuduk, hakkında ödevlerini yazdık diyebilirim. Stratifikasyon sosyal diye bir ders vardı. Toplumsal tabakalaşma demek stratifikasyon sosyal. Bu benim en sevdiğim derslerden biriydi. Dönem sonunda da hatta herkes kendi ailesi üzerine bir ödev yaptı. Kendi ailelerimize röportaj yaptık. Ve bu röportajın sebebi şeydi işte. Ailelerimizdeki sınıfsal, coğrafi, toplumsal değişiklikleri incelemekti. Benimkisi de bayağı eğlenceli oldu aslında yani. Dedemlerin köyden başlayıp sonra demir çelik fabrikasındaki çalışmalarından, annemlerin üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelmesinden falan bahsettiğimiz bayağı güzel bir şey oldu. Ben de yapmaktan bayağı eğlenmiştim yani. Ondan sonra Sosyoantropoloji de Société Contemporaine diye bir ders var. Bu da işte toplumların, modern toplumların sosyoantropolojisi olarak çevrilebilir diye düşünüyorum. Burada da işte bir antropoloji ve etnolojiye genel bir bakış attık. Bir giriş yaptık diyebiliriz. Sonrasında da farklı çalışmalarla dersi yürüttük. İnisiyasyon ile sosyoloji kantitatif diye bir dersimiz vardı. Bu safi yani istatistik. Matematikte çok bir problemim olmasına rağmen aslında bu ders en sevdiğim derslerden biriydi. Çünkü ben böyle biraz daha okuyup araştırmalı şeyleri daha çok seviyorum ama tabii istatistik de sosyolojinin en önemli şeylerinden biri yani aslında. Ondan sonra acaba bir de Atölye de la Lecture diye bir dersimiz vardı. Yani okuma atölyesi. Böyle çok şirin bir adı var. Ama biraz zorlayıcı bir ders olmuştu. Çünkü işte farklı ekollerden bir sürü makaleler okuyorduk. Ve bunun hakkında nasıl disertasyon, yani essay diyebileceğimiz, böyle analizler yazabileceğimiz üzerine çalışıyorduk. Her derse ayrı bir disertasyon yetiştirdiğimiz için de bayağı bizi şey yapmıştı yani, yoğurmuştu bu ders. Ondan sonra bir de seçmeli dersler var. Ben ilk dönem coğrafyadan bir ders seçtim. Bu ders Société Territoire diye bir ders. Yani sınırlar, pardon, toplumlar ve topraklar yani bölgeler olarak çevirebiliriz. Açıkçası ben isminden dolayı seçtim bu dersi. Antropoloji ve tarihten de seçebilirdim. İşte insanlık tarihi, antropoloji teorileri, modern tarih gibi dersler de vardı ama en çok ilgimi bu çekmişti. Lisedeki coğrafya hocamla biraz benzer metotlar kullandıkları için aslında
sınıf dersinde özellikle biraz başarılı oldum. Çünkü herkesin çok zorlandığı bir dersi normalde. Biraz hız ve işte belli bir metoda göre bir şeyler yazmak gerekiyordu. Amfilerde ise bayağı dünyayı gezdik diyebilirim. İşte bir ders atıyorum Güneydoğu Asya üzerine çalıştık. Öbür ders Avrupa üzerine çalıştık falan filan. İşte sınıf derslerinde de bu bölgeler üzerine çalışmalarımızı biraz çeşitli istatistiki bilgilerle, makalelerle falan somutlaştırdık ve her ders sunum üzerinden gidiyordu. Bu sunum olayı zaten biraz insanları tökezlediği yerdi. Benim için de bayağı zorlayıcıydı çünkü böyle YouTube'da konuşuyorum bıcır bıcır ama normalde konuşurken sunumlarda bayağı kilitlendiğim dakikalar oluyor. Özellikle bir de Fransa'ya yeni gelmişsiniz ilk dönem. Yani elimde C1 belgesi var ama sınıfta hocanın karşısında böyle melül melül bakıyordum yani. Ama gözünüzü korkutmayayım çünkü 20 üzerinden 17 falan da geçtim yani bu dersi. İkinci dönem gerçekten işler biraz daha eğlenceli olmaya başlıyor. Ben ikinci dönem asıl okulu sevdim diyebilirim. Çünkü ilk dönem böyle biraz kafam karışıktı. Ben ne yapacağım? Böyle mi ilerleyecek her şey falan vaziyetindeydim. Ödevler de daha yapıcı bir hale gelmiyor. Gelmeye başlıyor bence. Sosyoloji dizine galite diye bir dersimiz vardı ilk. Yani eşsizlikler sosyolojisi diyebiliriz. Bu biraz bence bu bölümün yapı taşlarından biriydi. Çünkü işte köken, toplumsal cinsiyet, sınıflar üzerine düştüğümüz bayağı enteresan bir dersti. Üstelik bir de amfi hocamız da, sınıf hocamız da şansa aynı denk gelmişti. Kendisini çok seviyorum. O yüzden de çok gerçekten çok güzel bir dersti. Ondan sonra Le Raisonnement Sosyolojik diye bir dersimiz vardı. Bu da sosyolojik akıl yürütme olarak çevirebiliriz. Bu ders çok ağır ve çok teorik bir dersti. Herkes çok zor verdi bu dersi. Amfisinde işte genel olarak bütün ekolleri gördük. Ve TDS'inde de yine her hafta disertasyonlar verdik. Bayağı bizi çürüttü yani bu ders. Ondan sonra demografi dersimiz vardı. Yani nüfus bilim. Gayet net ve kolay bir ders. Çünkü nüfus bilim metodlarından bahsettik, tarihinden bahsettik. Bu senede hatta başka derslerle geliştiriyoruz bunu diyebilirim. Mesela bu sene aile bazında bir nüfus bilim dersim var. Ondan sonra inisiyasyon öyle sosyoloji kalitatif diye bir dersim vardı. Yani nitel sosyolojiye giriş diyebilirim. Bu ders bence gerçekten en güzel dersti. Çünkü sürekli saha araştırması yaptık. İlk olarak işte banyo trenlerinden veya başka ulaşım araçlarından başladık. Sınıfça gruplara bölünerek işte saha araştırmaları yaptık, gözlemler vesaire. Ondan sonra ise sınıfça işte Paris'te bir yere gidelim ve orada bir saha araştırması yapalım gibi bir fikir vardı. Hoca tarafından bize verilmiş. Biz de Stadruksendönü'yü seçtik. Bu da ayrı bir şekilde ilginçti benim için. Çünkü Stadruksendönü'yü Türkiye'den gelenlerin mahallesi olarak bilinen bir yer ve benim bayağı aşina olduğum bir yer. Ve sınıfça oraya gidip gruplar ayrılarak orada gözlem yapmak benim için gerçekten çok çok değişik bir deneyim yani. Ve onun hakkında da bir sürü yazılar yazdık, ettik. Bu da bilmiyorum çok hoşuma gitmişti açıkçası. Seçmeli ders olarak da etnolojiden bir ders aldım bu dönem. La Cuisine des Ethnologues yani etnologların mutfağı diye çevirebileceğimiz bir ders. Bu da en ilginç derslerimden biriydi. Afisinde böyle aslında biyolojik olarak da çok fazla şey gördük. Yeme içmeyle ilgili, tarihsel olarak da. İşte yemek yemeyi en başından ele aldık. Sonra işte tabulara vesaire girdik. Ama afisi biraz ağırdı diyebilirim yani. TDS'inde ise bütün dönem aslında bir proje yürütüyorsunuz. Yine bir saha araştırması. Genel tema banyolardaki yeme içme pratikleri. Bunun üzerinden kendinize bir tema belirliyorsunuz. Yani bir konu belirliyorsunuz. Biz de iki arkadaşımızla Montreux'deki barlar üzerinden jantrifikasyon yani soylulaştırmayı incelemeyi düşündük. Çünkü Montreux böyle eskiden daha çok göçmenlerin falan yaşadığı bir mahalleyken şimdi işte soylulaştırmaya tanık oluyor ve aynı zamanda işte oradaki mekanlar da çok fazla değişiyor. Çok fazla yeni böyle hipster diyebileceğimiz barlar, işte yeni gece kulüpleri vesaire açılıyor. Ve insanlar da gerçekten çok değişiyor. Biz de bütün dönem hem eski Montreux'lü barlarda hem de bu yeni barlarda biralarımızı yudumlayarak güzel bir ödev yaptık diyebilirim. Bu da gerçekten çok güzel bir dersti. Çünkü biraz da aslında şeyi öğreniyorsunuz yani gerçekten alana nasıl girildiğini öğreniyorsunuz ve bunu bütün dönem boyunca bir proje yürüterek öğreniyorsunuz ki bu gerçekten işi yerinde öğrenmekle falan oluyor diyebilirim.
Evet, yani eğlenceli bir girişti bence. Hem yazıp çizdik, hem böyle gezdik, sahalara gittik vesaire. Ben bayağı tatmin olmuş bir şekilde çıkmıştım. İkinci seneyi de anlatıp biraz başınızı ağrıtmayayım. Çünkü zaten internetten falan baktığınızda da Nanterin sitesinden görebilirsiniz dersleri. Ama anlatacak çok şey var yani, yoksa bu videoda bitmez. Genel atmosferden bahsedecek olursak, sosyolojide öğrenciler çok farklı diyebilirim yani birbirinden. Çok kafası karışık insanlar genelde sosyolojiyi seçiyor Fransa'da. Biraz açık bir bölüm olduğu için diyebilirim, herhalde her yöne kayabileceğim bir bölüm olduğu için. Yani bizim sınıfta bayağı ben profesör olacağım, şunu yapacağım, şunun üzerine çalışacağım diyen çok kararlılar da var. Ama aynı zamanda ben polis olacağım diyen de var. Ben hemşire olmak istiyorum, hemen bölüm değiştirmeliyim diyen de var. Sınıfları atladıkça profil biraz daha şekilleniyor. Bir klasik bir sosyal öğrenci tipini master'da görebiliyorsunuz yani. Nanterre bir de biraz daha böyle solcu falan olarak bilinen bir okul. Militan gençlerimiz ve hocalarımız var. Bu da biraz böyle daha refleksif yapıyor her şeyi aslında bence. Ve hocalarla olan ilişki de çok fazla hiyerarşik değil. Yani daha samimi bir ilişki yürütebiliyorsunuz hocalarla. Bence bu açıdan zaten bu çok güzel bir şey. Sosyoloji zaten bu varoluşu gereği bu okuldaki solcuların tam göbeğinde diyebilirim. Bölümle ilgili onun dışında bütün sorularınızı yorumlardan cevaplayabiliriz. Sosyoloji okuyup ne yapacaksın yeğenim sorusunu bekliyorum sizi. Aynı zamanda yorumlara bir dahaki videolarda hangi bölümü öncelikli olarak görmek istediğinizi söylerseniz biz de öncelikli olarak onu çekeriz. O bölümde okuyan bir arkadaşımızı ikna edersek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olup bir de lütfen bildirimlerinizi açın.